İşte şu sıra çok gündemde. Neden? Messi'den kaynaklı. İşte Messi'nin köpeği diye. Rocky filmlerinde Rocky'nin kendi köpeği, yani Sylvester'ın kendi bull mastifi vardı. Yine ister istemez Fransız mastiflerin muhteşem bir, ikisi de brassicephal kafa yapısında, çene sarkık, ikisinde de mastif olmasına kaynaklı salya var. Şimdi yasanın içeriği anlaşılmaya başlayınca hepsi kıvıracak yer aramaya başladılar. Oraları söyleyeni pek sevmezler, örselerler. Şaklabanlar bize düşman oldu yani. Olacaktır yani, sorun değil. Biz doğruları söyleriz. Merhaba arkadaşlar, Guardia Turca'dan merhaba. Şimdi bu programımızın konusu, size böyle uzun yıllardır ürettiğim iki mastif ırkını kıyaslayıvereceğim. Çok istiyorsunuz, birbirine çok yakın iki ırk. Birisi Dog de Bordeaux, yani bilinen adıyla Fransız mastif. Diğeri de Bull mastif. Bunlardan bir tanesi İngiliz köpeği, 1600-1700'lü yıllardan kalma Bull mastif. Onu daha önce anlatmıştım ben size. Diğeri de Galyalılardan kalma. Her ne kadar aslında Fransız mastif diyoruz da yanlış. Bu köpek varken Fransız diye bir millet yoktu ya da adı Fransız değildi. Galyalılara aitti. Şimdi yeri gelmişken Fransız mastiften bahsederken benim gençlik yıllarında böyle hayran olduğum, biliyorsunuz Jean-Paul Belmondo'yu kaybettik. Cenaze törenini umarım görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Jean-Paul Belmondo bizim gençliğimizin muhteşem, bu Amerikan sineması dünyayı ele geçirmeden önce Fransız sineması çok ciddiydi. Daha sanatsal bir sinemaydı. Alain Delon'la beraber onun muhteşem aktörlerinden biriydi Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo'nun Sefiller eserini tiyatrosunda oynadı, filmini de çekti. Seyretmenizi mutlaka tavsiye ederim. Belmondo bizim gençliğimizde şöyle bir adamdı. Mesela Jean-Paul Belmondo'nun giydiği pantolon çok kullanışlı bir pantolondu. Ve bütün dünyada Belmondo pantolon olarak bilinirdi. Hepimiz gençlik yıllarımızda Belmondo pantolon giyeceğiz diye Belmondo pantolon arardık. Yani Jean-Paul Belmondo bizi o kadar etkilemiş bir sanatçıydı. 88 yaşında öldü biliyorsunuz. Bütün dünyayı etkilemiş, çok düzgün, nitelikli bir adamdır. Ve ben yani Fransız devletinden hayran oldum. Bir sanatçı bu kadar güzel uğurlanabilirdi. Ondan bir hafta önce biliyorsunuz Yunanistan'da Nikis Theodakis öldü. O da çok büyük bir sanatçıydı. Yunan devleti de onun cenaze törenini yaptı. O da çok güzel bir cenaze töreniydi. Umarım bizim ülkemizde de milli sanatçılarımız bu şekilde uğurlanabilirler diye düşünüyorum. Bu arada Fransız sineması demişken Alain Delon da vardır. Alain Delon biliyorsunuz köpek severliğiyle tanınır. 84 yaşında şu an. Kendine ait 5 tane barınağı var. Hayvan hakları savunucusu. Kendi şahsi avukatları, hayvanların avukatlığını falan yapıyor. Bunlar tabii örnek alınacak kişiler, örnek alınacak sanatçılar. Alain Delon kendi zamanında dünyanın en yakışıklı aktörü olarak geçerdi. Jean-Paul Belmondo da çirkin kral olarak geçerdi. Tabii biraz önce sefillerden bahsettim. Birçok arkadaş soruyor. Abi sen çok kitap okuyan bir adamsın. Dünya klasikleri içinde seni en etkileyen, sence en dünya klasikleri içinde en büyük edebi eser, en güzel hangisi diye soruyorlar. Benim en sevdiğim edebi eser, en sevdiğim roman Sefiller. Victor Hugo'ya aittir. Muhteşem bir romandır. Orada Jean Valjean ve Cosette'nin hikayesi anlatılır. Cosette de Jean Valjean'ın evlatlığıdır. Jean Valjean da eski bir kürek mahkumudur. Suçsuz, günahsız bir insanın bir somun ekmek için açlıktan nasıl suç işleyebileceğini, daha sonra suç işlemiş bir insanın suç işlemiş haliyle nasıl topluma faydalı bir insan olabileceğini, belediye başkanı olabileceğini anlatan bir eserdir. Muhteşem bir kitaptır. Şimdi sefilleri de şöyle düşünün. Niye ben kültürden bahsediyorum? Niye sizi bilimsel düşünceye yöneltmeye çalışıyorum? Bakın Türkiye'de Sefiller romanının 300
sayfalık çevirisi de satılır. İş Bankası Yayınları'ndan çıkmış 3000 sayfalık motamot çevirisi de vardır orijinali. Victor Hugo'nun yazdığı orijinal metin 3000 sayfadır. İçinde sadece Waterloo Savaşı 300 sayfayla anlatılır. Şimdi Türkiye'de bunun özetini çıkartıp 300 sayfayla kitap diye satan yayın evleri var. Ve bu 300 sayfalık sefilleri okuyup ben sefilleri okudum diyen insanlar da var. Yani şimdi 3000 sayfalık sefillerin 300 sayfalığını okuduğun zaman sefilleri okumuş olmuyorsun, özetini okumuş oluyorsun. O hazzı alamazsın. Yani ne Cosette'yi anlayabilirsin, ne Jean Valjean'ı anlayabilirsin, ne oradaki ahlaki felsefeyi anlayabilirsin, ne etik yapıyı anlayamazsın yani. O yüzden aslını okumak lazım. Filmleri de çoktur, tiyatrosu da yapılmıştır ama Jean-Paul Belmondo'nun 1990'ların başında çevirdiği film muhteşem uyarlamasıdır. Modernize edilerek, cover yapılarak uyarlanmış halidir. Bu arada Jean-Paul Belmondo'nun profesyonel filmini de mutlaka seyredin. 1983-84'te sinemalarda oynarken son sahnede ben kendimi tutamamış, ağlamıştım. Hala da yani aklıma geldiği zaman etkilenirim. Bunlar muhteşem sanatsal birlikler, yani sanatsal birikimler. Toplumları değerlendirirken arkadaşlar kültür ve sanatlarıyla değerlendirmek lazım. Devletleri değerlendirirken de kültür ve sanata, sanatçıya verdikleri değerle değerlendirmek lazım. Bir devlet sanatçısına ne kadar kıymet veriyorsa o devlet o kadar kıymetlidir. Evet, konumuza dönelim. Bu kadar kültür yeter. Bull Mastiff ve Dog de Bordeaux kıyaslaması. Biraz önce dedik, Dog de Bordeaux'lar 2000 yıllık bir köpek. Bull Mastiff'ler de 1700'lerden beri var olan 400 yıllık, 4 asırlık bir köpek. Bull Mastiff'ler İngiliz ırkı, Fransız Mastiff de adı üstünde Fransız ırkı. Şimdi arkadaşlar, kısaca bir bilgi verdiğimizde Bull Mastiff'ler literatürde dişileri 60-65 kilogram, 60-65 santimetre yükseklikte, 45-54 kilogram ağırlığında diye geçer. Üst limiti dişilerde 60 kiloya kadar görebilirsiniz. Erkeklerde ise 65-70 santim yükseklik, 50-60 kilogram arası diye geçer. 75 kiloyu da görebilirsiniz. Renkleri fawn dediğimiz bu kayısı renk, red diye geçen kırmızıya yakın turuncu renk ve brindle dediğimiz kırçılı renk olmak üzere dar renk kalıbı vardır. Bu renkler zaten biliyorsunuz İngiliz Mastiff renkleri. İngiliz Mastiff'le İngiliz Bulldog üzerinden üretildiği için İngiliz Mastiff renkleri baskın renklerdir. Tüyleri kısadır. Geliyoruz buradan Fransız Mastiff'lere. Fransız Mastiff'ler böyle hani aynı yükseklik hemen hemen ama o da işte 57-65 santim dişileri 54-65 kilo arası ağırlığı diye geçer. Erkekler ise 60-67 santim, 54-65 kilo geçer. Ancak dediğimiz gibi burada da erkeklerde 70-75 santimleri, 75 kiloları, 80 kiloları görebilirsiniz. Şimdi Fransız Mastiff'in özelliği nedir? Fransız Mastiff'lerin cilt renginde, yani tüy yapısında biliyorsunuz, yine kızılımsı, red rengi, kehribardan kızılımsıya bir renk hattı vardır. Ve göz rengi ile deri rengi aynı olması istenir temel özelliklerin içinde. Çok az sayıda da olsa yüzünde, burun kısmında siyah maskesi olan olabilir. Yani biliyorsunuz Fransız Mastiff şu sıra çok gündemde. Neden? Messi'den kaynaklı. İşte Messi'nin köpeği diye. Bull Mastiff bizim gençliğimizden beri gündemde. Neden? Sylvester Stallone, Rocky, Rambo, Rocky filmlerinde Rocky'nin kendi köpeği, yani Sylvester Stallone'un kendi Bull Mastiff'i vardı. Tabii bizim sevdiğimiz insanlar, Sylvester Stallone, Messi, sevilen insanlar, onların köpekleri de böyle moda ve revaçta oluyorlar. Tavsiye edeceğimiz ırklardır bunlar. Yani elit, aristokrat, belli bir kültür sahibi insanların besleyeceği köpeklerdir. Bu da bizim Mestan. Beni çok sever. Bak ben ne zaman program çeksem gelir bir sataşır. Evet, şimdi kıyaslamaya geçelim arkadaşlar. Sağlık. Sağlık konusuna geldiğimizde Bull Mastiff'lerde sağlık açısından çok büyük problem yoktur. O büyük ırklar az kalça çıkı kayda değer mi? Diğer ırklar kadar yok. Mesela Kane Corso'lar kadar yoktur.
Fransız mastiflerin arkadaşlar müthiş bir tavuk alerjisi vardır, protein alerjisi vardır. Cilt problemleri çoktur. Sağlık konusunda değerlendirdiğimizde ister istemez bull mastifler bir tık öne geçer. Bull mastif. Bağışıklığı düşündüğümüzde, bağışıklığı değerlendirdiğimizde, bağışıklık mekanizmasını bizim Akdeniz iklim kuşağındaki hep bahsettiğimiz kanlı ishal, gençlik hastalığı, giardiye gibi hastalıklara ikisi de zayıftırlar arkadaşlar. O yüzden immün sistemlerini çok güçlü tutmak, C vitamini desteğini yavruyken yapmak gerekir. O yüzden bağışıklıkta ikisine de eşit derecede yaklaşacağız. İkisi de hani böyle çok dayanıklı, güçlü değildir yavruyken. Hastalıklar açıktır. Dikkat etmemiz lazım. Ömürlerini değerlendirdiğimizde bull mastifler ortalama 10 yıl, Fransız mastifler 8 yıl yaşar. Bu sefer ne oluyor? Bull mastif burada öne geçiyor. Tüy yapısına baktığımızda ikisinin de tüyleri kadifemsidir ama hiçbir zaman o Fransız mastifin, Doc de Bordeaux'un kadifemsi havı, böyle yumuşak dokusu çok hoştur. Onu bull mastif veremez. O yüzden tüy yapısında ne oluyor? Fransız mastife veriyoruz. Zeka olarak hemen hemen ikisi birbirine eşittir. Şu daha akıllı, bu akıllı diyemem yıllarımı vermiş olmama rağmen. O yüzden zekada ikisine puan veriyoruz. Güç konusuna baktığımızda arkadaşlar, güç olarak bana sorarsanız sanki bir tık daha böyle Fransız mastif daha güçlü diyebilirim size. Yani güç olarak. Yani birazcık daha cüsseriliği falan filan. Görsellik, görsel güzelliğe baktığımızda yine ister istemez Fransız mastiflerin muhteşem bir görüntüsü vardır. Fransız mastife puan veriyorum burada. İklime dayanıklılık. İklime dayanıklılık söz konusu olduğunda sanki böyle düşünüyorum. Birbirlerine çok yakınlar ama yani bull mastif bir tık daha dayanıklıdır arkadaşlar sıcağı ve soğuğa karşı. Eve uyum ve salya, ikisi de ev içi köpeğidir. Hangisi daha uyumludur sizce? Bence düşünüyorum. Salya, ikisinin salya problemi aynı. İkisi de brasikefal kafa yapısında, çene sarkık. İkisinde de mastif olmasından kaynaklı salya var. Eve uyumda sanki böyle yok. Yani karar veremeyeceğim ben bu konu. İkisi de eve uyumludur arkadaşlar. Çocuklara yaklaşım tarzı olarak düşünürsek ikisi de çocuklara çok uyumludur. İkisi de yani ev köpeğidir zaten. İkisi de çocuklara sevgisiyle tanınır. İkisine de puan vereceğiz. Eğitime yatkınlık. Ben burada ikisi arasında tercih yapamam. O da aynı. Dediğimiz gibi zaten ikisi de böyle taban tabana birbirine çok yakın köpekler. Sosyallik. Şimdi bu sosyallik kısmında şöyle bir soru işareti var benim kafamda. Ben mesela Amerikan Kennel Club değerlendirmelerine falan bakıyorum. Bull mastifler Fransız mastiflere göre daha sert, daha saldırganmış gibi istatistik raporlar çıkıyor. Yani ben yıllardır iki ırkı da beslerim. İki ırkta da hani çok sayıda beslemedim. 6'şer tane vardır sürekli olarak. 6 bull mastifim, 6 tane Fransız mastifim vardır. Yani bendekileri sorarsanız yani bende Fransız mastifler daha asosyal. Yani bull mastifler daha sosyal. Ama Amerika'ya baktığınız zaman bull mastifler daha saldırgan görünüyor. Mesela işin açıkçası ben 3 tane 4 tane Fransız mastifi bir araya bırakamıyorum. Ama 3-4 bull mastif bir arada çok rahat geziyorlar, tozuyorlar, oynuyorlar. Fransız mastiflerin koruyuculuğu, dışa karşı saldırganlığı daha fazla. Sosyallikte ister istemez bana sorarsanız bull mastif. Ama dediğim gibi bakın bu benim kendi tecrübelerimle alakalı. 6'şer köpek üzerinden yaptığım tecrübelerle, yani 8-10 yıllık tecrübelerle alakalı bir tespit. Dünyadaki istatistiklere baktığım zaman orada bull mastifin daha agresif olduğunu söylüyorlar. Yani benim de Fransız mastiflerim daha agresif. Duygusallık, yani duygusallıkta arkadaşlar ben duygu bağı anlamında düşünürseniz yani ikisiyle de, yani mesela benim Tarçın var, Fransız mastif. Onunla şeyim çok güzel, diyaloğum. Hanna var, bull mastif. Onunla da diyaloğum çok güzel. Burada da tercih yapamayacağım. İkisine söylüyorum. İkisini seçiyorum. Egzersizde böyle hani bull mastif böyle birazcık daha fazla egzersize ihtiyaç duyar. Daha çok koşturur, oynar. Fransız mastif daha birazcık daha hantaldır. Orada biz daha az hantalı, şimdiye kadar hep seçtiğimiz için, hantal olana yöneldiğimiz için
Fransız Mastif. Havlama. İkisi de böyle pek havlayan köpekler değildir. Yani sağlam koruma yaparlar. Burada da eşit vereceğiz. Şimdi skorboard'a bakalım. Toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane Bull Mastif'e artı vermişiz. Yani Fransız Mastif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ona da 11 vermişiz. Yani ikisine eşit vermişiz. Nerede öne çıkmış? Mesela ömür olarak Bull Mastif daha uzun yaşıyor. Sağlık olarak Bull Mastif daha sağlıklı önde. Tüy, hav, tüyünün havı ve tüy güzelliği olarak Fransız Mastif önde. Güç olarak Fransız Mastif bir tık daha güçlü. Görsellik, görsel güzellik de Fransız Mastif önde. İklime uyumda Bull Mastif önde. Sosyallikte Bull Mastif daha sosyal demişiz. Egzersiz ihtiyacında Fransız Mastif'in daha az egzersize ihtiyacı var demişiz. Farklılaştığı noktalar bunlar. Öteki kanatların hepsi aynı. Yani zaten böyle çok zor ayrım yapacağınız. Mastiflerden anlamayan birisi geldiğinde mesela Bull Mastif yavrusunu çıkartıp bu Fransız Mastif desen tamam der. O kadar da benzerler birbirlerine. Ayırt etmek çok zordur. Dediğim gibi Fransız Mastiflerde o görsel güzellik, tüy güzelliği, göz rengiyle deri renginin aynı olması çok harika bir uyumdur yani. İşte ben mesela Fransız Mastif'in o tarihsel yapısı, 2000 yıllık geçmişi daha bir hoştur. Yani durum bu arkadaşlar. Çok zor seçilecek iki ırk. Yani Fransız Mastif Bull Mastif'ten üstün müdür? Bull Mastif Fransız Mastif'ten üstün müdür? Tartışmanıza hiç gerek yok. İkisi de ülkemizde çok az bulunan köpekler. Çok az sayıda da üreticisi yok denecek kadar az. Ama sahtekarlara dikkat edin. Özellikle Gürcistan'dan getirilen, böyle aşı vurulmuş gibi görünen, aşısız, köpekler öldüğü zaman tazmin etmeyen, çakma ruhsatsız üreticilerden uzak durun. Bunu Gürcistan kökenliler çok yapıyorlar, Gürcü bağlantılılar. Daha çok orijinal üreticileri tercih edin. Çiftliği olan üreticileri, ruhsatı olan üreticileri tercih edin. Biz bunları üretiyoruz, mastif üreticisiyiz biliyorsunuz. Bizdeki kanatları güzeldir ikisi için de. Daha önce görmediyseniz çiftliğe gelip bizim Fransız Mastifleri, Bull Mastifleri görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Muhteşem ırklardır. İnsana müthiş özgüven verirler güçleriyle. Hani bunlar çok güçlü köpeklerdir. Şöyle diyeyim. 4-5 yıl önce bizim Fransız Mastiflerde kanlı ishalle yakalandılar. Tedavi uyguluyoruz o zaman. Ağzını açıp hapit durmamız lazım. Bizim Erman diye bir arkadaşımız var. O da köpeklerden yanlar. O gün bana yardıma gelmişti. Erman da böyle hani 100 kilonun üzerinde, böyle boyu tahminin 1.90'a yakın yapılı, böyle hani gördüğün zaman bir salavat getireceğin adamlardan bir tanesi. Erman, ben, ikimiz 3 aylık yavrunun ağzını açmaya çalıştık hap yutturmak için. İkimizin gücü 3 aylık yavrunun çenesini açmaya yetmedi. Bak çene gücünü oradan anlayın diye söylüyorum. Ya Bull Mastifler de aynı güçte köpeklerdir. O yüzden ikisi pek böyle hani şu üstündür, bu değildir diyebileceğimiz köpekler değil ama muhteşem köpeklerdir. Hatta ben ileride size bu aile videolarında bizim Ayberk diye bir dostumuz var bizden. Herhalde 4 yıl oldu. 4 yıldır evinde Fransız Mastif besler. Onunla size bir aile videosu çekeceğim. Aile içinde Fransız Mastif diye. Bull Mastif ile ilgili daha önce biliyorsunuz bizden köpek almış Mehmet Bey ile bir Bull Mastif videosu çekmiştik. Ailecek besliyorlar. Onu Mad Max ile alakalı. Onu oradan seyredebilirsiniz. Yani şimdi arkadaşlar acele ediyorlar. Abi işte aile videosu gelsin. Abi kıyaslama videosu gelsin. Arkadaşlar biz çok yoğunuz. Ben bir de yaşlı bir adam. Yorgun da bir adamım yani. Yani yapabileceğim. Haftada 3 video çekmek. Haftada 3 video çekiyorum işte size. Daha fazlasını çekemem. Biraz bekleyeceğiz tabii sırayla. Aileleri çekeceğiz. Bak yakında aile içinde Cane Corso videomuz geliyor. Evin içinde beslenen. Ondan sonra yine ev içinde Presse Canary besleyen bir bayan arkadaşımız var bizden yavrulmuş. Onun videosunu çekeceğiz. Böyle aile videolarına öncelik vereceğiz. Kıyaslama videolarına öncelik vereceğiz. İzlenmese, az izlense, reyting almasa da köpek hastalık videolarına devam edeceğiz. Köpek eğitim videolarına devam edeceğiz. Az izlenecek, öz izlenecek ama ihtiyacı olan adam Türkiye'de köpeği hastaysa bizim Guardia Turca YouTube'a girip bulabilecek. Bu arada arkadaşlarımızdan bir tanesi benim köpek yasakları ile ilgili yorumlarımla alakalı
beni çok onur etti. Demiş abi bu ülkede bütün köpek videosu çekenler bu yasaya şakşakçılık yaparken bir tek sen bu yasaya soykırım yasası dedin. Şimdi yasanın içeriği anlaşılmaya başlayınca hepsi kıvıracak yer aramaya başladılar. Teşekkür ederim demiş. Ben sana teşekkür ederim kardeşim. Beni onur ettin. Hani böyle doğruları söyleyenleri pek sevmezler. Ben doğrucu davutumdur. Doğruları söylerim. O yüzden severimden çok sevmeyenim fazladır. Hani bazı arkadaşlar diyorlar yani sağlık videosu çekmişim. Adam daha videoyu seyretmeden beğenmedim tuşuna basmış. Bu beğenmeyenler kim merak ediyoruz diyorlar. İşte bizi çekemeyen adamlardır. Yani sonuçta biz yavru nasıl alınır videosu çektik. Bütün merdiven altı sahte, kaçak, göçek, aşısız köpek satan şaklabanlar bize düşman oldu yani. Olacaktır yani. Sorun değil. Biz doğruları söyleriz. Öyle bir hayat felsefem vardır. Tabii doğruları söyleyeni pek sevmezler, örselerler. Tabii doğruları söylediğin zaman birisi de kalkıp teşekkür edip abi saygıyla dediği zaman ben de gurur duyuyorum. Gururum okşanmış oluyor. Ben size teşekkür ediyorum. Bizi izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam. Ben daha çok yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar sevinirim. Çünkü sizin yorumlarınıza göre yani şimdi ben YouTuber falan değilim. Yani sizin sorularınız, istekleriniz, sizin yönlendirmelerinize göre videolar yönleniyor. Oraya doğru gidiyoruz. Hani beni aydınlatırsanız, ufkumu açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Guardia Turca'dan bu programda bu kadar. Victor Hugo'nun Sefillerini bakın basına basa basa tavsiye ediyorum. Notre Dame'ın Kamburu da çok güzeldir. Bir idam mahkumunun anıları da çok güzeldir roman olarak ama Sefillerin ayrı bir güzelliği vardır. Benim hayatımda da Sefillerin yeri çok büyüktür. Ben kendimi hep Jean Valjean'a benzetirim. Oradaki baş kahramana. Jean Valjean'ın yaşadığı her şeyi hemen hemen yaşamışımdır. Okumanızı tavsiye ederim ama orijinalini okuyun. Yani öyle çakma, özet mözet değil. Arkadaşlar, Guardia Turca'dan hepinize hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.